Merhabalar çocuklar. Sizlerle paylaşmış olduğum Kahoot uygulamasının soru çözüm videosuna geldik. Bu bir bilgi yarışması platformu ve ben ödevlerinizi olabildiğince bu platform üzerinden vermeye çalışacağım. Şimdi paylaşmış olduğum ilk sınavın soru çözüm videosuyla birlikteyiz. Nickname olarak soru çözümü diyeceğim ve ilk sorumuzla başlıyoruz. Satın alacağımız bir üründe aşağıdaki özelliklerden hangisini aramayız? Kaliteli, dayanıklı ve uygun fiyatlı olması bizim için önemli fakat pahalı olmasını istemeyiz. D seçeneği. Devam ediyorum. İkinci soru. Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Herhangi bir ürün alırken araştırma yaparak ve en kaliteli ürünü alırım. Şimdi kaliteli ürünü alıyorsa eğer kaliteden sonra neye dikkat etmesi gerekiyor? Tabii ki de en ucuz olmasına A seçeneği. Üçüncü sorumuzla devam ediyoruz. Süt ve süt ürünleri alırken aşağıdakilerden hangisine bakmayız? Son kullanma tarihine, üretim tarihine bakarız. Ayrıca ambalajının bozulup bozulmadığına bakarız. Çünkü gıda ürünlerinin ambalajı bozuksa Onları tüketmemiz sağlığımıza zarar verebilir. Fakat garanti belgesine dayanıklı ürünlerde bakarız. Dayanıklı üründen kastımız ne? Örneğin teknoloji ürünleri. Bir bilgisayar alıyorsanız eğer onun dayanıklı olup olmadığına bakarsınız. Fotoğraf makinesi alıyorsanız bakarsınız gibi. Fakat gıda ürünlerinde garanti belgesi söz konusu değil. C seçeneği. Devam ediyorum. Dördüncü sorumuzla. Aşağıdakilerden hangisi zorunlu ihtiyaçlarımızdan biri değildir? Eğitim, barınma, beslenme. Bunlar zorunlu ihtiyaçken D seçeneğindeki gezi istektir. D seçeneği. Beşinci sorumuzla devam edelim. Harcama yaparken tutumlu davranıyorum diyen birisinden aşağıdakilerden hangisini yapmasını beklemeyiz? Tutumlu davranan biri. Alacağım ürünün kaliteli olmasına dikkat ederim. Güzel. Ürün alırken araştırma yaparım. Bu da güzel. Hoşuma giden her şeyi satın alırım. Hoşuna giden her şeyi satın alıyorsa eğer sen bilinçli tüketici değilsin. Ayrıca müsrifsin. Yani israf eden biri. Bundan dolayı C şıkkını doğru kabul edemeyiz. D şıkkı önce ihtiyaçlarımı sonra isteklerimi karşılarım. Çocuklar bu şık da gayet önemli. Çünkü ihtiyaçlarımız isteklerimizden önce gelir. İhtiyaçlarımızı ön planda tutmalıyız. Cevabımız C seçeneği. Devam ediyorum. Altıncı soru. Gelirini ve giderini hesaplayarak aile bütçesi oluşturan birisinden neyi yapmasını beklemeyiz? Önce ihtiyaçlarını sonra isteklerini karşılar. Daha önce de karşımıza çıkmıştı. Evet önce ihtiyaçlarımız. B şıkkı isteklerine öncelik verir. Çocuklar bu A şıkkıyla çelişiyor. Öncelikle isteklerimiz değil ihtiyaçlarımız. C şıkkı tasarruf yapar. Doğru. D şıkkı israftan kaçınır. Doğru. Cevabımız B seçeneği. Yedinci sorumuza devam ediyoruz. Yukarıdaki çocuklardan hangisi diğerlerine göre zorunlu bir ihtiyaca sahiptir? Arda, "Futbol topu almalıyım." demiş. Sinan, "Oyun konsolu almalıyım." demiş. Ayşe, "Sinemaya gitmeliyim." demiş. Nur ise "Mont almalıyım." Elbette giyinme ihtiyacı olduğu için Nur D seçeneğini işaretliyoruz. 8. soruyla birlikteyiz. Yukarıda karışık halde verilen üretim zincirinin doğru sıralanışı hangi seçenekte verilmiştir? Çocuklar kamyonlarla marketlere dağıtılır, domates yetiştirilir, sofralarımıza gelir, fabrikada salça yapılır. Şimdi burada sofralarımıza gelir maddesinin en son madde olduğu çok açık görülüyor. Bundan dolayı en sona 3 numarayı koyduğumuz zaman cevabın A şıkkı olduğu hemen ortaya çıkıyor. Fakat ben en baştan sıralayarak gitmeyi tercih edeceğim. 2 numarada domates yetiştirilir. Sonra 4 numara fabrikada salça yapılır. Ardından kamyonlarla marketlere dağıtılır. Son olarak soframıza gelir. Kurgu akışımız bu şekilde olmalı. A şıkkı diyoruz bundan dolayı. Evet 9. soru. Aşağıdakilerden hangisi zorunlu bir ihtiyaç değildir? Beslenme, sağlık ve barınma zorunluyken sinemaya gitme ihtiyaç değil, istektir. B seçeneği cevabımız. Çocuklar doğru yanlış sorularına geldik. 10. soru. Satın aldığımız her ürün için mutlaka fiş almalıyız. Doğru. Alışverişlerimizin kayıt altına alınması ve bu fişlerin vergi denetiminde kullanılması oldukça önemli. Bu yüzden doğru ifadesini işaretliyoruz, devam ediyoruz. 11. soru. Ambalajı bozulmuş ürünleri almamızda sakınca yoktur. Doğru mu, yanlış mı? Ambalajı bozulmuş ürünleri almamızda sağlık bakımından ve tüketici hakları bakımından çocuklar sakınca vardır. Bu yanlış bir ifade. 12. sorumuzla devam ediyoruz. Dayanıklı tüketim malları için garanti belgesi düzenlenmez. Çocuklar, dayanıklı tüketim malları için garanti belgesi düzenlenir asıl ve bunun örneklerini vermiştik. Örneğin teknoloji cihazları demiştik. Bundan dolayı yanlış kısmını işaretlememiz gerekiyor. Devam edelim. 13. sorumuzdayız. Bir ürün alırken kaliteli olmasını değil, ucuz olmasını tercih etmeliyiz. Çocuklar, önce kalite, sonra fiyat uygunluğu. O yüzden kaliteli olması da bizim için çok önemli bu ifade de yanlış. Evet, 14. sorumuzla devam ediyoruz. Satın alacağımız ürünlerin ambalajlarının üzerinde Türk Standartları Enstitüsü uygunluk işareti olması gerekir. Doğru bizim için oldukça önemlidir. Ve son sorumuzla karşınızdayız. 4B sınıfı çocukları harikadır. Kesinlikle. Elbette. Of course. Evet. Ben kesinlikle iyi işaretliyorum. Bütün cevaplar doğru. Sizleri seviyorum. Teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın.